Herkese merhabalar. Yazılarımız devam ediyor ve bizler LGS'ye de hazırlanmaya devam ediyoruz. Hem yazılar için hem LGS için sıkı sıkıya çalışacağız. Nasıl gidiyor Tonguç'um sınavlar? Çok güzel gidiyor hocam. Harikasın. Çok güzel haberler aldım senden ama bizler yazılı provalarımızı mutlaka izleyelim ve yazılı provalarımızda sizlere konu altınları vermiş biliyorsunuz bunlar bunlar çıkar diye. Bugün de sizlerle birlikte bir kez daha çıkabilecek konular üzerinden geçeceğiz. Sorular nasıl hazırlanıyor biliyor musun Tonguç'um? Milliyetin Bakanlığı tarafından. Harika söyledin. Milliyetin Bakanlığı hazırlıyor. Milliyetin Bakanlığı esasında kazanımlar belirliyor. Diyor ki Milliyetin kan ortaokul konu ve kazanımları diyor. Sonra bu kazanımlar öğretmenlere gidiyor. Öğretmenler buradan sizlere konuları anlatıyor. Bizler kitaplarımızı, videolarımızı, yazı notlarımızı hep bu notlara bakarak hazırlıyoruz. Ve bu kazanımlara baktıktan sonra aynı zamanda LGS soruları da hazırlanıyor. Yani kazanımlarda olmayan bir şey asla sınavda çıkmıyor. Mesela hiç kitaplarda yazan böyle garip garip bilgiler vardır ama sınavlarda hiç çıkmaz. LGS'de böyle temel şeyler çıkar. Zorlayıcı çıkar ama temel şeyler çıkar. Bunun hiç merak etti mi Tonguç'um? Hayır hocam. Merak etmeyin sen ben söyleyeyim. Bunun sebebi şu. Kazanımlarda olmayan bir şey sorulamaz. Bazen kaynak kaynaklarda, kitaplarda, işte piyasadaki soru bankalarında öğrencileri zorlamak için daha çok çalışsınlar diye gereksiz şeyler sorulabiliyor. Ama Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımları belli. Kazanımlarda net bir şekilde her şeyi öğrencilerle paylaşıyor. Bak bu bizim lise kitaplarımızdan bir tanesinin içi. Burada kazanımları biz veriyoruz öğrencilere. Diyoruz ki bak bunlar bunlar çıkabilir sınavda. Hem üniversite sınav sorularında hem okul yazılarınıza bunlar çıkar diyoruz. İşte sizin de gireceğiniz LGS'de ve yazılarda ve bizim kitaplarımızda, videolarımızda, öğretmenlerinizin, hocalarınızın anlattığı derslerde hep kazanımlara göre hareket edilmek zorunda. Dolayısıyla kazanımları bildiğimiz zaman yazılı sorularında, LGS sorularını rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi İkinci dönem birinci yazılımımızda çıkacak olan konular dil bilgisayarlıkta olabilir ama sınavlarda LGS'de de LGS'de de okul yazılımımızda da test de olsa açık uçlu sorular da olsa en fazla soru buralardan gelecek Tonguç'um. Yani tablo grafik yorumlama parça anlam sorularından gelecek. Bizler ama dil bilgisi sorularına karşı da dikkatli olmalıyız. Burası hem LGS'de az da olsa geleceği için hem de yazılarımıza geleceği için bilmemiz lazım. Öncelikle filmsi hatırlayacak olursak Tonguç'um filmsi de hatırlarsan cümlenin öncelikle yüklemini buluyorduk. Sonra geriye kalan kelimelerden olumsuz yapılabilenlere dikkat ediyorduk. İsim fiiller mayışmak eklerini alıyordu. Mesela çalışmak istiyorum dediğimizde çalışmak isim fiildi. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş eklerini alıyordu. Çalışan öğrencileri severim. Çalışan öğrenci diyorduk. Zarf fiiller ise e, ...ne zaman ya da nasıl sorularıyla bulunuyordu. Mesela çalışınca başardı. Ne zaman? Çalışınca diyorduk. O da zarf oluyordu. Burada bilhassa olumsuzluk ekine dikkat etmeni istiyorum Tonguç evladım benim. Cümlenin ögelerine baktığımızda ise... ...öncelikle yüklemi bulmamız gerekiyordu. Cümlenin temel ögesi. Sonrasında cümlenin içerisindeki ın-ı bağlantısına dikkat etmemiz gerekiyordu. Yani yüklemle beraber ın-ı bağlantısını yakalarsak... ...zaten soruyu rahatlıkla yapabiliyorduk. Hatta bunu her zaman verdiğimiz örnekle bir kez daha gösterelim. Bu sefer tankut yazalım mesela. Tankut... Ee, Haftaya diyelim ki Tankut haftaya işte sinemaya e, bizi götürecek diyelim bak. Tankut haftaya sinemaya bizi götürecek. Şimdi bu cümle, cümle ögeleri açısından sınavda yani hem LGS'de hem de okul yazılarımıza çıkma ihtimali biraz zayıf. Neden? Çünkü götürecek yüklem Tankut Özne haftaya yer tamlayıcısız işte pardon haftaya zar tamlayıcısı yanlış söyledim özür dilerim Tonguç'um. Sinemaya yer tamlayıcısı bizi e, de nesne oluyor. Burayı rahat rahat ayırabiliyoruz. Tankut götürecek, haftaya götürecek, sinemaya götürecek, bizi götürecek diyebiliyoruz. Ama esas önemli olan şey şu ki bizler, bizler şuna dikkat etmemiz lazım. İçerisinde ın bağlantısı olan, içerisinde fiilimsi olan, tamlama olan cümlelere dikkat çektik. Bak bu da LGS açısından da önemli. Yani mesela şöyle cümlelere dikkat edeceğiz. Tankut'un haftaya... ...bizi sinemaya götüreceğini dediğimizde... ...bak burada şu anda hala e, yüklem yok. Bu cümlede yüklem var mı Tonguç'um? Yok hocam. Yok. Tankut'un haftaya bizi sinemaya götüreceğini duydum dediğimizde... ...işte cümlenin yüklemi oluşuyordu. Ve biz diyorduk ki burası nesne, burası yüklem diyorduk. Bak... Tankut'un götüreceğini, ın, ı bağlantısını yakaladığımızı yapabiliyorduk. İşte fiilimsilerin arkasındaki cümleleri adeta bir alt küme gibi içine aldığını diye içine çektiğini mutlaka bileceğiz. Burada filmsi yok. Bu basit cümle oluyordu. Burada filmsi var. Birleşik cümle oluyordu. Hatta bunu LGS'de cümle çeşitleri konusunda da soracaklar. Diyecekler bu tek yüklemli cümle bu. Filmsi bulunan cümle diyecekler. Dolayısıyla filmsi iyi bilmemiz gerekiyor. Hem burada filmsi bulduk. Götüreceğini sıfat filmi bulduk. Ecek almış. Hem de cümle ögeleri önemli önemine dikkat etmiş olduk. Yazım kurallarında büyük harflerin yazımı, D, Ki, Mi'nin yazımı çok çok önemli. Cümleden çıkarılabiliyorsa D'yi ayrı yazıyorduk, çıkaramıyorsak biz yazıyorduk. Mi daima ayrı yazılıyordu. Güzel mi güzel bir ev, şirin mi şirin bir çocuk, çalıştı mı başarır dediğimizde Mi ayrıydı. Ki ise sonlarla ne ki gelirse bitişik yazılıyordu. Sınıftaki dediğimizde sınıftakiler de diyebildiğimiz için bitişik yazılıyordu. Ama gel ki göreyim dediğimizde gel kiler diyemediğimiz için oradaki ki ayrı yazılıyordu. Sayıların yazımında sayılar ayrı yazılıyordu ve bilhassa ikinci ya da altıncı ya da yedincilerde bu ı'nın olmadığına dikkat etmemiz lazım. Ya da 3T, 4 diyorduk. Buraya da dikkat etmemiz lazım. Ünsüz benzeşmesine Tonguç Eladim benim. Kısaltmaların yazımında da TDK'nın değil TDK'nin gibi K değil K harfini K şeklinde okumamız gerekiyordu Tonguç Eladim benim. Fiiller dışatı ise çok basitti. Dünyanın en kolay konusuydu. Eğer özne işi kendisi yapıyorsa etken fiildi. İş başkası tarafından yapılıyorsa edilgendi. Soruyu çözdü etken. Sorular çözüldü edilgen. Geçişli fiiller onu sözcü alabiliyordu. Geçişsiz fiiller ise onu sözcü alamıyordu. Onu seviyor, onu tanıyor, onu aradı, onu bekliyor geçişliydi. Onu uyuyor olmaz. Onu acıktı olmaz. Onu büyüyor olmaz. Bunlar da geçişsiz fiildi Tonguç Eladim benim. Anlama dayalı anlatım bozukluklarını biz geçen sene 7. sınıfta öğrenmiştik. Bu sene de yine gereksiz sözcük kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda, yanlış yerde kullanılması ya da birbirine çelişen ifadelerin kullanılmasına dikkat çektik. Zaten eğer buraya kadar geldiyseniz hocanız bu konuları sorduysa mutlaka yorumlara da yazmanızı istiyoruz. Çünkü sizler yazılılarınıza neler çıktığını söylerseniz arkadaşlarınıza bilgi paylaşmış olursunuz. Birbirimize pas atmış olursunuz. Aynen birbirinize pas atmış olursunuz. Bu da tabii ki bilginin paylaştıkça çoğalmasını sağlar. Arkadaşlar bize sıfat fiil sordular. Bize şunu sordular, bunu sordular diye lütfen yorumlara da yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Dil bilgisine dayalı bozukluklarda da içerisinde virgül olan, içerisinde bağlaç olan, içerisinde fiilimsi olan ifadelere dikkat çektik. İki salla bir bağla yapacaktık. Tamamlanmış cümlelerin sonra nokta konulacağını, eş görevli sözcüklerin virgül ayrılacağını, noktalı virgülün de virgülün daha karizmatik olduğunu unutmamamız lazım. Açıklamalardan önce iki nokta, tamamlanmamış cümlelerin sonra üç nokta. E, aynı zamanda cevap bekleyen cümlelerin sonra soru işareti, e, aynı zamanda işte sevinç haykırma bildiren yerlerde ünlem olduğunu bileceğiz. Buralar önemli. Kesme de özel isimlere gelen yapım eklerinde ayrılmadığını bileceğiz. Mesela Türkçenin böyle yazılıyor Tongucuğum. Sakın Türkçenini böyle yazma. Bu hatalı oluyor. Çünkü zaten yapım eki aldığı için ekler ayrılmıyordu. Özel isimlere gelen ekler yapım eki olduğu zaman kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Şimdi buraya da geliyorum ve buradan sonra hemen bitiriyoruz. Sen mutlaka hem LGS'ye hazırlanırken yani LGS 2022 hazırlanırken hem yazılar hazırlanırken aklına şunu çıkarma. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları var. Bunun dışına bana soru soramazlar. Kazanımlar da zaten öğretmenlerin, bizlerin, videolarda size verdiğimiz bilgiler kazanımlar. Dolayısıyla sıkı sıkıya çalıştığında her şeyi rahatlıkla yapabileceksin. Parça anlam konusuyla alakalı zaten bol bol paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Bizler zaten sizlere her gün paragraf sorusu çözmeyi tavsiye ediyoruz. Bu sadece Türkçe dersler için değil diğer branşlarda da matematikte de fende de soruları anlamanızı kolaylaştıracak. Bu tarz sorularda da sana bir metin verdiği zaman bir paragraf her zaman la, la 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 bir şeylerden bahseder. Sonlara doğru ama oysa lakin bu yüzden bundan dolayı çünkü dolayısıyla sonucundaki ifadelerle ana düşünceyi verebilir. Dolayısıyla nasıl filmlerin son 10 dakikasını izlemeden çıkamıyor paragrafların da sonlarını mutlaka okumamız gerekiyor. Tablo grafik yorumlama sorularında da benden ne istiyor bana ne vermiş dikkat etmen gerekiyor Tonguç'un bunlar çok çok önemli. Şimdiden sınavlarına başarılar diyorum. Arkadaşlar sizlere de başarılar. Lütfen sizler de sınavınıza neler çıktığını yorumlara yazın. Yorumlarda paylaşın. Eğer sınavınız olmadıysa da bu videoyu ve yazılı provalarımızı mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. İnşallah en yüksek notları sizler alırsınız. Müzik <laughs>